Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, senaryosunu birçoğumuzun hafızasında Avrupa yakasının Burhan Altıntop'u olarak yer edinen Engin Günaydın'ın yazdığı dizi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekimlerini tamamlamıştır. Engin Günaydın tarafından Netflix için hazırlanan ve 6 bölümden oluşan komedi ve dram türündeki dizi 8 Ekim 2022 tarihinde seyircileriyle buluşmuştur. Dizinin başrollerinde Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş yer almaktadır. 50 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası olan ve iç çamaşır satan bir tuhafiye dükkanı olan Yusuf, yani Engin Günaydın, bedenindeki değişime kafayı takar. O sıralarda da kıl dönmesi şikayetiyle doktora gider. Kendindeki değişimin farkında olan fakat ne olduğunu da anlam veremeyen Yusuf, bu durumdan doktora bahseder. Doktor, erkeklerin 50'li yaşlarına geldiklerinde bazı fiziksel ve duygusal değişiklikler yaşadıklarını ve bu değişimlerin yaşandığı döneme diziye de adını veren andropoz denildiğini söyler. Doktorun söylediklerine dikkate alan Yusuf, yaşam tarzını ve dış görünüşünü değiştirmek ister ve saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır. Hatta değişime ayak uydurabilmek için yaptığı şeylerden biri de kendisine bir Instagram hesabı açmaktır. Konuştuğu kişilerden kendisini takip etmesini ister. Çok sevdiği karısını giderek daha fazla takdir etmeye başlar ve hayatlarında bazı değişiklikler yapmaya devam eder. Karısı Meryem ile deniz kenarında bir yerde yaşamak en büyük hayali olan Yusuf, hayallerindeki eve taşınmaya karar verir. Yusuf'un arasının iyi olduğu zengin olan eniştesi Halit ve kız kardeşi Fadime'nin aile ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar, çocuklarının olmaması ve Halit'in umursamaz tavırları dizi boyunca sorunlara yol açar. Yusuf ise satın almak istediği evin sahibi ve oldukça zengin olan Mahmut Dimitri'nin karanlık dünyası ile kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. Mahmut Dimitri, onun Yaman Rus sevgilisi Svetlana, eski karısı Şahin'de ve ikiz kızlarının karmaşık hayatları iç içe girer. Bu aile dramasında hem hikaye hem karakterler absürt komedi unsurları içermektedir. Dizinin ilk bölümünde Yusuf'un konuşmalarını ve Yusuf'taki değişimi yanlış anlayan eşi Meryem, Yusuf'u takip eder ve hastaneye gittiğini görür. Kocasının kanser olduğundan şüphelenen Meryem, bu durumdan kızına ve oğluna bahseder. Ve bu konunun aile sırrı olarak kalmasını ve babalarının gönlünü hoş tutmaları gerektiğini söyler. Fakat çocuklar ilk fırsatta okulda babalarının bu durumdan herkese bahsedip beryansın ederler. Babalarının öleceğini düşünen çocuklar, babası öldükten sonra kendilerine düşecek mirası kendi aralarında konuşurlarken de annelerine yakalanırlar ve bir güzel azar işitirler. Meryem, Yusuf'un kız kardeşine kahve içmeye gittiği bir gün Fadime kahve falına bakar ve Meryem'in hoşuna gitmeyecek, onu daha da korkutacak şeyler söyler. Meryem'in aklına Yusuf ile iyi anlaşan Fadime'nin kocası Halit gelir ve sıkıntısının ne olduğunu belki Halit'e anlatır diye Halit'ten ricada bulunur. Halit, Yusuf'la bir görüşme ayarlar ve Yusuf sarhoş olursa ona her şeyi anlatır diye Yusuf'u içmeye götürür. Fakat kendisi sarhoş olur ve Yusuf'un ağzından laf alamaz. Gece tam mekandan ayrılırlarken Yusuf yanlışlıkla poposunda oluşan kıl dönmesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşır. Bunu gören çocukları Yusuf'a ulaşmaya çalışır. Fakat Yusuf ve Halit bir eğlence mekanına geçiş yaparlar. Yusuf'un oğlu bir şekilde babasına ulaşır ve durumu babasına anlatıp babasının paylaştığı fotoğrafı siler. Daha sonra kameralar Yusuf ve Meryem'in almayı düşündükleri eve çevrilir ve gizemli birisinin bu evin bahçesine gelmesiyle bu kişinin kim olduğunu merak edenleri hemen ikinci bölümü izlemeye teşvik eden bir sonla ilk bölüm son bulur. Dizi, genel olarak bu evin sahibi Mahmut Timuçin ve ailesiyle bu evi satın almaya çalışan Yusuf arasındaki olaylarla devam etmektedir. Bu diziyi izleyen biri olarak bizim dizi hakkındaki yorumlarımıza gelecek olursak, dizi tatilcilerin gözde mekanlarından ve sıkça tercih edilen bir yer olan Marmaris'te bir yaz dizisi olarak çekilmiş. Biz de Muğlalı olarak diziyi izlerken yazın havaların ısınmasıyla ortaya çıkan cırcır böceklerinin seslerini dizide duymak bizi gülümsetti. Ayrıca diziyi izlerken adeta Marmaris sokaklarında geziyormuş hissini oluşturması da hoşumuza gitti.
Dizinin başrol oyuncusu olan ve kendi halinde biri olan Yusuf'un gerek karısı Meryem'e, gerek çocuklarına, gerekse kız kardeşi Fadime'ye karşı yaklaşımı da dizide hoşumuza giden noktalardan biriydi. Tamer Karadağlı ise Halit karakteriyle alışık olmadığımız bir tiplemeyle izleyenleri hayrete düşürebilir dizden söylemesi. Bir aile dizisi gibi görünen dizide Türk toplum ahlakına uygun olmayan sahneler ise bizi rahatsız eden konuların başında geliyor. Dizide yer alan uygunsuz sahnelerin bulunmasından dolayı ailecek izlenmemesi taraftarıyız. Özellikle Mahmut Timuçin karakterinin ikiz kızlarının ve sevgilisi Svetlana'nın giyimi dizide hoşlanmadığımız yerlerden biri. Dizide bizi rahatsız eden noktalardan bir diğeri de bira, içki ve sigara tüketiminin çok fazla olmasıydı. Hemen hemen her bölümde yer verilen bu sahneler özellikle küçük yaş grubunu özendirici bir nitelik taşıdığından dolayı risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Burhan Altıntop karakterini canlandıran Engin Günaydın'ın yer alması sizi fazla beklentiye sokmasın. Bize göre orta şekerli bir diziydi diyebiliriz. İzleyecek olanlara şimdiden iyi seyirler dileriz.